Efendim günaydın. Bugün günaydın Türkiye'ye ekranları başında takip etmek üzere geçen değerli dinleyicilerimize ve radyolar aracılığıyla da bizi takip eden bütün dinleyicilerimize iyi bir sabah diliyoruz. Yine günü ve gündemi sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Bugün 5 Kasım 2019 Salı günü gündemiyle de birlikteliğimiz başlıyor hızlıca. Bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak gündemimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin meclis grup toplantısıyla Cumhurbaşkanlığında Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenecek Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi'ne iştirak edecek. CHP ve İYİ Parti meclis grup toplantıları düzenliyor. Bugün grup toplantılarında liderlerin açıklamalarında neler var neler yok onların ayrıntılarına bakacağız. Meclis Genel Kurulu'nda su ürünleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam edecek. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı dolayısıyla devlet mezarlığında tören düzenleniyor. Bu da yine takip edeceğimiz gündem başlıkları arasında. Spordaki gündeme bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 6. haftasında D grubunda Galatasaray Doğa Sigorta İtalya temsilcisi Dominiti Energia'yı konuk ediyor. Yine basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C grubunda bir görelim arkadaşlar gündemi. Hızlı bir geçişiniz oldu. Gaziantep basketbol Letonya temsilcisi Vef Riga ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Evet gündem ve gündem satır arası ayrıntılarında az önce de ekrana geldiği üzere dünkü verilen yargı kararları var. Onların da ayrıntılarına elbette bakacağız. Son 24 saatteki gelişmelerde neler olmuş bir ona göz atalım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme Nazlı Lıçak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, Barış Pınarı Harekatı Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır dedi. İbrahim Kalın, teyakkuz halinin devam edeceğini söyledi. Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Rakamlar beklendiği gibi geldi. Yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre %8.5 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise 16.81 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler programlı tarım planına geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu önemli bir gündem. Üretim ekonomisinin de en önemli dinamolarından biri kuşkusuz. 2020 maliye yılı bütçe görüşmeleri 6 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. İlk gün bütçenin geneli ve Sayıştay raporları görüşülecek. 2020 yılı için toplam 1 trilyon 95.5 milyar lira olarak belirlenen bütçeden en büyük payı Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak. Yaklaşık 120 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 3. toplantı yapıldı. İşveren tarafında yapılan görüşmede yıllık ücretli izin ödemeleri, işçi sağlığına ilişkin konular ele alındı ve bu çerçevede de 38 madde üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bir sonraki toplantı işçi tarafını temsil eden Türk Metal Sendikası'nda yapılacak. Hızlıca bir hava raporuna bakalım. Bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya kadar olan süreçte bakalım nasıl bir hava tahmini söz konusu. Uyarılar bölümünde kuvvetli yağış uyarısının olduğu bölgeler var. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor meteoroloji. Yine kuvvetli rüzgar uyarısı. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısıyla kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yine meteorolojinin uyarısı söz konusu. Bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava durumuysa şöyle olacak.
Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın batısıyla kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Trafiğe de bir bakalım. Şu dakikalarda %45'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Anadolu Avrupa geçişinde köprü üzerlerindeki yükün bağlantı noktalarında, ana arterlerdeki bağlantı noktalarına kadar uzadığını gözlemliyoruz. Üçüncü köprü ve bağlantı yolları rahat gözlemleniyor. Avrasya Tünel girişi ve çıkışında da bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Anadolu yakasında Bostancı ile Kadıköy hattı arasında trafik yoğunlaşıyor. Sahil şeridinde Avrupa yakasındaysa herhangi bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Anadolu yakasında Tuzla Gebze yönünde Tem'de Ataşehir civarında ve sonrasında kısmi bir yoğunluk, ama ardından trafik rahat bir görüntü sergilerken E5 hattındaysa Kartal'la Pendik hattı arasında her sabah olduğu gibi trafik yoğunluğu söz konusu. Avrupa yakasında Esenyurt'tan Tem bağlantısı, E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı, ağır vasıtaların yoğunlukta kullandığı Hadımköy bağlantısının yoğunluğu dikkat çekerken Mahmutbey çıkışı itibariyle Mahmutbey Bayrampaşa bağlantısı Topkapı yönü. E5 hattındaysam Yeni Bosna çıkışı itibariyle Zeytinburnu'nda kendini iyiden iyiye hissettiren, ardından Cevizli Bağ ve Haliç hattına doğru ilerleyen yoğun bir trafik söz konusu. Tem hattındaysa yine Esenler Bağcılar Kavşağı'yla Kağıthane hattı arasında FSM yönünde trafik yoğunluğu söz konusu. FSM'den çıkışta Mahmut Bey 1. köprüden çıktıktan sonra da havalimanı kavşak hattına kadar şimdilik yoğun akıcı bir trafik söz konusu. %45'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Hızlıca gazetelerimize bakalım. Bugün Aydınlık gazetesiyle başlayacağız her sabah olduğu gibi. 5 Kasım günü ve gündemine bakalım. Son 24 saatin gelişmeleri nasıl yansımış? Milli gemide milli füze, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi atmaca. Milli gemimiz TCG Kınalı Ada'dan ateşlendiği, ABD'ye milyonlarca para döktüğümüz Harpun füzeleri ise artık ülkemiz için tarih oluyor. Başarıyla test edilen füze 2020 yılının ikinci yarısında envantere girecek. Bu bizim görsel olarak da vardı galiba. Dün Twitter hesabından, Milli Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılmıştı. Onu da hazırlasın arkadaşlar ben bu haberi okurken. Oradan da belki görüntülü olarak izleme imkanımız olur. 5 yıldan bir kullanabiliyoruz. Türkiye milli savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Roketsan tarafından üretilen ilk deniz seyir füzemiz Atmaca uzun menzilli ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle göz dolduruyor. Her türlü savaş şartlarında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Harpun yerine kullanılacak Atmaca bizi büyük bir maliyetten de kurtaracak. Yüksek maliyeti nedeniyle 5 yılda bir kez tatbikatı yapılabilen Harpun füzelerinin bakımı adeta toz almaktan ibaret. Atmaca 200 kilometrenin üstündeki menziliyle görüş hattının ötesindeki hedefler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hedef güncelleme kabiliyeti olan Atmaca sisteminde zamanlama, vurma ve ateş altına alma gibi operasyonel modlar bulunuyor. İlk olarak Milgem korvetlerine yerleştirilecek füzeler, daha sonra Gavya sınıfı fırkateynlerle denizaltılarda kullanılacak, yapımı süren T sınıfı fırkateynle TF-2000 hava savunma harbi muhribi de bu füzeleri kullanacak. Hedef güncelleme kabiliyeti olan bu gemiye ilişkin ayrıntılarda yine milli olarak geliştirilen Genesis Advent savaşa yönetim sistemiyle komutan tek bir gemiden diğer tüm gemilerin silah sistemlerini kontrol edebiliyor. Hazırsa o tweetimizi de verelim. Dün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Bir görelim bakalım.
Yerli ve milli olarak geliştirilen atmaca güdümlü mermisi, kalifikasyon atışı TCG Kınalı Ada Korvetimiz tarafından Sinop açıklarında başarılı şekilde icra edildi. Atmaca güdümlü mermisi atışı su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleşti ve işte o anlar görelim. Sesi var mı acaba arkadaşlar? Yoksa bir özetlemeye çalışalım. İşte milli gemilerimiz... Evet efendim, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Sanayi Müsteşarı ve Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından işte bu görüntülerle paylaşıldı. Milli gemimizden füze atışı o ateşlendiği dakikalarda gerçekten heyecan uyandırdı. Özellikle deniz sahasında Mavi Vatan alanında güçlü olabilmek son derece önemli. Bunu milli teknolojileriniz ve donanımlarınızla gerçekleştiriyor olabilmeniz kuşkusuz daha da önem taşıyor. Bunun nedeni çünkü denizlerde karadaki gibi taşeron savaşların yapılması mümkün değil. Yani işte ne bileyim işte Irak'ın kuzeyinde ya da Suriye'nin kuzeyinde işte yaşadığımız terör sürecine baktığımızda IŞİD ile El Nusra'sı ile ne bileyim PKK'sı, YPG'si, bütün terör örgütleri emperyalizmin kara gücü olarak hizmet verebiliyorlardı ama deniz sahasında hala daha ülkelerin kendi güç dengeleri ve burada ortaya koyabilecekleri donanma kuvvetleri kuşkusuz birinci önem taşıyor bu alan ve sahada. O açıdan dünün heyecan uyandıran işte görüntüleri de sosyal medyadan bu çerçevede paylaşıldı. Biz gündeme bakalım, ilerleyen dakikalarda haberini de izleyeceğiz ama hazır böyle sabaha başlamışken milli unsurlarımızın bize verdiği güçle başlayalım istedi. Rotası şaşmasın diyelim, füzelerimiz dosta güven, düşmana korku vermeye devam etsin. Sürmanşette iş kazalarında bir aylık bilanço 155 emekçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş kazaları sonucu yaşamını yitirenlere ilişkin Ekim ayı raporunu açıkladı. Buna göre geçen ay ikisi çocuk, 8'i göçmen olmak üzere en az 155 işçi hayatını kaybetti. Ölen emekçilerin hiçbirinin sendikaya üye olmadığı tespit edildi. Örgütlü mücadele, sendikalaşma bulunduğunuz her yerde bu anlamda oluşacak bir dernekleşme ve sosyalleşme ve örgütleşme kuşkusuz genel itibariyle birçok unsuru daha yaşanmadan en başta çözecek konuların başında geliyor. İlaç değil ot zehiri. Dün ıspanak meselesi üzerinden patladı biliyorsunuz mesele. İstanbul Esenyurt'ta başlayan ıspanak zehirlenmesi Tekirdağ'a sıçradı. Sosyal medyada aman ıspanak yemeğin uyarıları geldi. Kimileri ıspanakları çöpe attı, ilaçtan sanılsa da İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ıspanağın arasına karışan bir otun zehirlemeye neden olduğunu açıkladı. Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yurttaşer, zirai ilaçlar hakkında yapılan bilinçsiz propaganda ve fiyatların yüksek olması çiftçiyi zirai ilaç kullanmaktan alıkoydu. Bu otu zirai ilaçla yok etmek mümkün dedi diyor Süleyman Yurttaşer yaptığı açıklamada. Konu hala elbette araştırılıyor ama Süleyman Yurttaşer'in açıklamaları da önemli. İçine karışan avrat otu iddiası dün biliyorsunuz kamuoyuna geldi. Hatta raflarda paketli olarak aldığınız ıspanakların bile içindeki bu belirlenmemiş ya da ıspanağın dışında herhangi bir ot varsa onların temizlenmesi, yıkanması ardından da sirkeli suda bekletilmesi gibi bir takım tavsiye ve önerilerde geldi ama yani benim aklım her zaman özellikle içinde bulunduğumuz bu vatan savaşı sürecinde yani böyle işler biraz kafa karıştırıyor. Hani birilerinin parmağı mı değiyor, eli mi değiyor, ne oluyor? Biraz bu meselenin o tarafına da bence bakmak lazım. Hani ilaçlama meselesi de Süleyman Yurttaşer gerçi gazeteye açıklamış zirai ilaçlar hakkında yapılan bilinçsiz propagandanın biraz daha bunların raf ömrünü uzatabilmek için kullanılan bazı ilaçlama ya da koruma yöntemleri olduğunu biliyor ve duyuyoruz ama hani bu zamana kadar onlara bağlı herhangi bir yaşanan rahatsızlık söz konusu değildi. Bu açıdan değerli yurttaşlarımızın paketli bile olsa yani marketlerden aldığınız ürünlerde de olsa
en azından bu konuda yıkama ve sirkeleme metotlarını internetten iyice öğrenip uygulamasında fayda var. Yoksa ıspanak bizim temel reisin de nedir o güçlenme ve pazılarını çıkarttığı güçlü içinde demir olduğu ifade edilen yıllardan beri yani anlatılanlar bu. Önemli besin kaynaklarımızdan bir tanesi kuşkusuz. Ama zirai ilaçlama meselesinde gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. İlaçların kalıntılarının olup olmaması meselesi kamuoyunda işte medya önünde bu kadar geniş bir şekilde tartışılınca Süleyman Yurttaşer'in dediği gibi de bu bilinçsizliğin doğurduğu bir tabloda söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Türk bayrağını indiren başkan görevden alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP'li belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz terör örgütüne üyelik şüphesiyle görevden alındı. Kızıltepe'ye kaymakam Hüseyin Çam görevlendirildi deniliyor. Bu son dönemlerde biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'ya yaptığı bazı temaslar sırasında deyim yerinde ise Türkiye'yi şikayet ettiği başlıklardan bir tanesiydi. Türk bayrağını indiren bir adam seçilmiş, seçilmemiş, atanmış, atanmamış buna bakılmaz. Yani Türk hukuku burada görevini yerine getirecektir. Hatta dün o sosyal medyada da bayağı gündem oldu galiba. Eğer bu haberin biraz ayrıntısını okuyayım, üzerine olmazsa onunla devam edelim. Yerine görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi eş başkanı belediye binasına girmeye çalıştı. Ancak görevli polis memurları tarafından durduruldu. Yılmaz'ın başkanlık döneminde yaptığı ilk işlerden biri Türk bayrağını indirmek olmuştu. Seçilir seçilmez Türk bayrağını belediye binasına indiren Yılmaz, 2016'da eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın katılacağı bir miting öncesi de Türk bayrağını indirmişti. Polisin müdahalesiyle Türk bayrağı belediye çalışanlarıyla polis tarafından yeniden göndere çekilmişti. Bu ve benzeri vakaları özellikle son geçtiğimiz yerel seçimler sonrasında çok sık gözlemlemeye başlamıştık ve bu çerçevede de bir algı yönetimiyle işte bu saatten sonra kimse kimseyi görevden alamaz vesaire şeklinde bir algıyla bu durum yönetilmeye çalışıldı HDP kanadından. Ancak eğer bu ülkede işte Atatürk değerlerine, Türk bayrağı ve milli değerlerine eğer ki bu anlamda bir girişim söz konusu oluyorsa bütün bunlar oluyor. Yani bakıyorsunuz bir yandan terör örgütüne destekle ilgili oradaki iş makineleri, ekonomik kaynakların kullanıldığını ve bir yandan da yine bu tip milli ve hassas değerlerimiz açısından da bir tepkinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Eğer o sosyal medya tweetleri hazırsa bir bakalım. Dün Süleyman Soylu üzerinden sosyal medya hesabına yansıdı ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'ya şikayeti meselesinde konu oldukça gündeme geldi ve tartışıldı. Tepki de çokça topladı. Eğer onları getirebilirsek sayfamıza ve video volumuza ayrıntılarına bakmaya çalışalım. Peki ilerleyen dakikalarda hazır olacak. Onlara bir bakalım. Anıtkabir'e rekor yabancı ziyareti. Anıtkabir Ekim ayında 1.189.292 kişi ziyaret etti. Diğer yandan 2019'un dolmasına 2 ay kalmasına rağmen Anıtkabir'e yapılan yabancı ziyaretçi rekoru da kırıldı. Bu yılın ilk ayında 309.491 yabancı ziyaretçi Anıtkabir'e giriş yaptı denilmişti. Zaten geçtiğimiz 29 Ekim'le birlikte de değerlendirdiğimizde alanlardaki ve başkent Ankara'daki Cumhuriyet coşkusunun zirve yaptığı yerlerde biz de böyle bir yeni rekoru bekliyorduk. Altını çizmiştik o çerçevede. Altan Kardeşler Bilecek davasında yeni mütalaa, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulan Altan Kardeşler ve Nazlı Lıcan yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Lıcan örgüte yardımdan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini, Mehmet Altan'ın ise beraatini istedi deniliyor. Ayrıntılara bir göz atalım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme Nazlı Lıçak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında kararını verdi. Evet, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulan Altan Kardeşler ve Nazlı Lıçak'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Lıçak'ın örgüte yardımdan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini, Mehmet Altan'ın ise beraatini istedi. Bu karar sonrasında da
adli kontrol şartıyla yargılamaları sürmesi çerçevesinde de dün itibariyle tahliye kararı verdi. Ahmet Altan silahlı terör örgütüne yol olmakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada nazlılacak silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcağ'ın tahliyesine karar verdi. Adli kontrol şartıyla gerçekleşti bu süreç. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ona bakacağız ama dün tabii özellikle bu karar ve karara ilişkin ayrıntılar sosyal medyada çokça gündem oldu. Eğer bu noktada o sosyal medya hesaplarından gelen tepkiler dikkat çekiyorsa onlara bir bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve diğer FETÖ sanıklarının adını söyleyip CHP'lilerden burada diye bağırmalarını isteyeli 3 yıl oldu diyor veryansıntv.com. Bugün o FETÖ sanıklarından bir kısmı hakkında tahliye kararı çıktı denilmiş. Devam edelim. 4 sene önce FETÖ'nün TV kanalı çıktığında Türkiye Cumhuriyeti saltanatı yıkılacak diyen Nazlı Ilıcak bugün merhamet edenin aklına diyerek de tepkisini gösteriyor. Devam edelim. Bu tahliyeler kamu vicdanını yaralıyor. 15 Temmuz'da vatan müdafaası yapan yiğitlerimizi üzüyor. Bu şekilde FETÖ'nün kökünü kazıyamazsınız. 15 Temmuz'u unutmayın diye tepkiler söz konusu. Ufuk Coşkun adlı kullanıcıdan. Adnan Türkkan, gözünüz aydın. İlk grup toplantısına davet edilip ayakta alkışlatılırsa hiç şaşırmam. Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan hangi gerekçeyle içeride, Nazlı Ilıcak hangi gerekçeyle içeride şeklinde tepkisini sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşıyor. Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Yarbay Ali Tatar'ın onur intiharı öncesinde yazdığı son sözleri hatırlatıyor bu kullanıcı. Ertesi gün taraf suikast zanlısı Yarbay'ın intiharı başlığıyla vermişti. Yalan haber ve algı mühendisliği yapanlarsa serbest vurgusuyla tepkisini dile getiriyor. Evet, dün sosyal medyaya bu mesele yansıdı. Esasen hukukun işlerliğine baktığımızda alınan cezalar söz konusu. Yani bu iki isim özellikle bilerek ve isteyerek FETÖ'nün medya yapılanmasında açık bir şekilde rol aldıkları yargı tarafından saptanmış oldu. Tabii bu çerçevede bugün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bu karara rağmen, yani bu alınan ceza kararına rağmen savunmayı sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi onu bilmiyoruz. Sosyal medyadaki genel algı sanki genel itibariyle hepsi beraat etti şeklinde ama Mehmet Altan dışındaki sanıkların ceza aldığını gözlemliyoruz. İşte içeride yattıkları süre göz önünde bulundurularak falan diyerek de bir tahliye süreci söz konusu. Özellikle Fethullahçı terör örgütü döneminde medyada boy boy gösterilip içerideki zanlıların şeklindeki ifadeleriyle ya da bir karalama kampanyasının parçalarını bu tip argümanlarla oluşturarak gerçekten ağır bir dönemin içinden geçtiğimiz yıllarda başrol oynayan isimlerden bir tanesiydi. Kuşkusuz burada sosyal medya kullanıcılarının da yurttaşlarının da tepki vermesini kesinlikle net bir şekilde anlamak mümkün. O sürecin içinde net bir şekilde yayınlarında bu ve benzeri konulara eleştirilerini yapan bir kurum olarak da bu konuda da yine aynı duyarlılığa sahip olduğumuzu yurttaşlarla ifade etmek isteriz. Kuşkusuz FETÖ'yle mücadele bu kadar sinsi ve hain bir terör örgütüyle mücadele süreci oldukça hassas bir dengede, bir terazide devam ediyor. Ve bir yandan da son yıllarda ortaya çıkan ve neredeyse bir yıldır konuştuğumuz yeni yargı reformu süreciyle birlikte de harekete geçen bir
dinamik söz konusu. Bunun getirdiği bir belki boşluk ya da bir hukuki süreçte söz konusu olabilir. Ama nihayetinde bu isimler Mehmet Altan dışında FETÖ'ye bizatihi bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri suçlamasıyla yargı tarafından da kararları verilmiş ve kayıt altına alınmış olması hususuna da özellikle burada dikkat çekmek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, Barış Pınarı Harekatı Kuzey Suriye'de bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır dedi. İbrahim Kalın, teyakkuz halinin devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından sizlerle birlikteyim. Öncelikle bugünkü kabinede Sayın Cumhurbaşkanımız takdim konuşmasında Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere ülkemizi de ilgilendiren bölgesel gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldılar. Özellikle hem sahada hem masada yürütülen başarılı diplomasi sayesinde elde ettiğimiz neticelerin Türkiye'nin güvenliği ve bölgenin istikrarı açısından büyük önem arz ettiğinin altını kendileri özellikle çizdiler. Bundan sonra da tabii önümüzdeki süreç büyük zorluklarla beraber önemli fırsatları da içermektedir. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nın sağladığı imkan ve fırsatlar çerçevesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye de devam edeceğiz. Çünkü Suriye dosyası karmaşık, büyük bir dosya. Şu ana kadar teröristlerden temizlediğimiz bölgenin genişliği düşünüldüğünde bu hem ülkemizin sınır güvenliği hem de Suriye tarafında yaşayan insanların istikrarı ve güvenliği açısından önem arz ediyor ama gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını devam ettirmesi, gerekse Suriye'de meşru, demokratik, kuşatıcı bir yönetimin iş başına gelmesi için seçimlerin yapılması noktasında önümüzde tabii daha yapılacak çok şey var. Ayrıca terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığını, devam ede gelen bir süreç olduğunu da altını çizmek isteriz. Barış Pınarı Harekatı özellikle Kuzey Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye'de sınırımızın hemen güneyinde bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Ve bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin niyetlerinden, eylemlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Suriye üzerinde oynanan oyunların da devam ettiğinin farkındayız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız özellikle bu noktalara da dikkat çekmek suretiyle bundan sonraki askeri, istihbari ve diplomatik çalışmalarımıza ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğimizi ifade etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Bülent Arınç'ın KHK açıklamasını da değerlendirdi. ABD ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen Kalın, Arınç'ın açıklamaları içinse kendi şahsi görüşüdür yorumunu yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olan ABD ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı. Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam ediyor. Amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde etmektir dedi. Terör örgütüyle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekleyen Kalın, özellikle kara propaganda faaliyetlerine karşı hem vatandaşların hem de yetkililerin sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lar bir faciadır açıklamasını da değerlendiren Kalın, Bülent Bey'in kendi şahsi görüşüdür, Yüksek İstişare Kurulu adına açıklama yapmış değildir. Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili soruları da yanıtlayan Kalın, bu konu sadece Türkiye'nin meselesi değil, kaldı ki Türkiye bugüne kadar kimseyi kapıya koymamıştır. Tam tersine biz açık kapı politikasıyla Cumhurbaşkanımızın kendi siyasi iradesiyle, vicdanıyla ortaya koyduğu önemli bir insani politikadır şeklinde yanıt verdi. Evet, gündemle devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına neler yansımış? Olağan şüpheliler diyor. Ispanak'taki yabancı düşman, güzel avrat otu, yılan yastığı, sinir otu, tarla sırımsağı ve sirken otu şeklinde vurgularla. İstanbul'da 108 kişiye hastanelik eden zehirlenmelerin ıspanaktan değil, araya karışan yabancı otlardan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'da sıçradı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlendiği ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından atropin ve diğer içerikli maddelerin yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıkmıştır dedi. İstanbul'daki benzer vakalara Tekirdağ'da da rastlandı. Tekirdağ ve ilçelerinde ıspanak yediklerini söyleyen 40 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu deniliyor haberde. Enflasyon Ekim'de düştü. Yıldaki enflasyon Ekim ayında %8,55'e geriledi. Bu oranla 2016 Aralık ayından beri en düşük seviyeye inmiş oldu. İlerleyen dakikalarda ekonomi gündemimizde bunu ayrıntılarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Milli Savunma Bakanlığı'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler ve tarihi yapılarla ilgili ABD'nin terör toplarının bu kiliselerde olduğunu anlatan haberi önemli. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da terör örgütü PKK-YPG'ye ait bir silah deposu bulundu. Silah deposunda yapılan aramalarda ABD menşeli olduğu anlaşılan 120 milimetrelik toplam 120 havan topu ele geçirildi. Depodaki havan topları güvenli bir alana alındı deniliyor haberde. Milliyet gazetesine bakalım. Bizi bu mermilerle vurdular. 20 vatandaşımız şehit olmuştu. Sınırımızda terörden arındırılan Rasulayn ilçesindeki YPG-PKK depolarında Amerikan malı 8 kilometre menzilli havan mermileri bulundu. Tırlar dolusunca yardım yapıldı ve o mermilerle Mehmetçiğin ve vatandaşlarımızın hedef alındığını ifade ediyorduk. İşte manşetlerde bu çarpıcı süreç. Sınırımızda terörden arındırılan Rasulayn ilçesindeki sandıklarda GSA logoları, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn'da terör örgütü YPG-PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD malı havan topları ele geçirildi. Depodaki 60 sandıkta menzili 8 kilometre olan havan topu mermileri bulunuyor. ABD'nin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresi'ne ait GSA logolu sandıkların her birinde ikişer top mermisi var deniliyor. Beştepe'den terör raporuna sert tepki, ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı. Çifte standardın en bariz örneği. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 terör raporuna tepki gösterildi. Raporda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standardın en bariz örneklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada ABD'nin bu raporunun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır denildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuş. Bunu da haberde yer alıyor bir fotoğrafla. Seçim olacakmış gibi sahadayız. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP-MYK sürerken konuşan parti sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanımızın talimatlarıyla her an seçim olacakmış gibi sahadayız. Milletimizin dertlerine derman olacak şekilde sahadayız açıklamasına yer veriliyor. Milli gemi, milli füzeyi ateşledi vurgusuyla da yayınımızın başında aktardığımız haber yer alıyor gazetede. Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Rakamlar beklendiği gibi geldi. Yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre %8,55 arttı. 12 aylık ortalama ise 16,81 oldu. Ancak gıda fiyatlarında 5 ay sonra artış yaşandı. Ekonomistler programlı tarım planına geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon piyasa beklentileri çerçevesinde kaydedildi. Geçen ay 9,26 artan TÜFE bu ay 8,55 arttı. Enflasyonda 12 aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Baz etkisiyle Kasım'da 11, Aralık'ta da %12 olacak. Bu ay fiyatı en çok yükselen kalem %11,7 ile giyim oldu. Erkek kaza fiyatları %43,7, kadın ırkası fiyatları %38,02 yükseldi. %3,55 ile konut ana harcama gruplarının ikincisi. Onu %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip ediyor. Yıllık en fazla artışsa %43,60 ile
alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. İki tane enflasyon var Türkiye'de. Birisi şu anda gördüğümüz TÜİK'in enflasyonu, birisi de bizim yaşadığımız enflasyon. Bizim enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ağustos'ta 0,96, Eylül'de 0,99 gelen oran Ekim'de 2 oldu. Yani tüketici fiyat endeksi aylık olarak %2 arttı. Gıda fiyatları böylece 5 ay sonra tekrar yükselişe geçti. Birçok üründe tarla üretimi bitti. Hal böyle olunca da gıda fiyatları yükseldi. Üretime odaklanmış ve bunun için kolları sıvamış bir ülke kurabilmeliyiz. Ekonomistlere göre eğer ikazlara uyulmazsa daha önce de yaşandığı gibi yaz aylarında ürünler pahalanacak. Domates, biber, salatalık işte bu ürünlerde geçiş döneminde fiyat artışları bekleniyor. TÜİK'in verileri de alarm sinyalini verdi. Etiketlere bakıldığında kabakta 23,22, Charleston biberde 22,75, sivri biberde 18,97, salatalıkta 18,06, sarımsakta 17,65, domateste %15,97 artış görüldü. Ekonomistlere göre tarımda sürpriz fiyat artışlarının ve yokluğun önüne geçmek için programlı tarım planına geçilmeli. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. Albayrak'ın paylaşımında bir de infografik yer aldı. İnfografikte Ekim'de yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan beri yakalanan en düşük seviyeye vurgu yapılıyor. Evet, sabah haberleri arasında sıcak gelişmelerden biri geçtiğimiz günlerde Amerika'nın öldürdüğünü açıkladığı IŞİD'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin ablası ya da kız kardeşi, artık ajanslar farklı geçiyor ama biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın verdiği bilgiye dayanarak haberi özetleyelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını açıkladı. Sabahın sıcak gelişmesi bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un verdiği bilgilere göre terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığı açıklandı denilmiş. Tabii terör unsuru ve bölgede işte kadın yapılanmaları ya da benzeri örgütlerinde anladığımız kadarıyla önemli aktörlerinden bir tanesi. Bu sürecin devamında neler olacak, bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Yeni bilgiler gelirse sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın verdiği bilgilere göre terörist Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı, gelen sabahın son dakika bilgilerine göre. Akşam gazetesine bakalım. FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak demiş. Darbeci FETÖ'cüleri sığınma hakkı tanıyan Yunanistan aynı yolla sınırı geçen göçmenleri ise döverek Türkiye'ye geri döndürüyor. Bizi zorla bu tarafa attılar. Sınır birlikleri ve jandarma ekipleri Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki denetimler sırasında 252 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler Yunan hudut birliklerinin kendilerini darp ederek zorla Türkiye tarafına gönderdiğini anlattı. Bota koyup gönderdiler. Pakistanlı Seyit Habib, Yunanistan askerlerinin ayakkabı ve cep telefonlarını aldığını belirterek Meriç Nehri'nden kayıkla zorla Türk tarafına götürüldük. Hepimize vurdular, yemek vermediler, botla bu tarafa attılar dedi diyor haberde. Şevket Kazan'a vefa ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, ABD ziyareti net değil. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'ın açıklamaları da yer alıyor haberde. Ormanlarımız büyüyor. 11 Kasım 11.11'de daha da büyüyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de geleceğe nefes adıyla fidan dikme seferberliği başlattı. Sosyal medyada biliyorsunuz çok sayıda bu konuda paylaşım söz konusu. İsimlerinizi ya da çocuklarınızın isimlerini vererek de bu kampanyaya bir anlamda destek olabiliyorsunuz. 27 yıl sonra Bryan Adams konseri, 27 yıl önce çok kısa da olsa izleme imkanım olmuştu Bryan Adams'ı, ama 27 yıl sonra yeniden sanıyorum İstanbul'da konser ayrıntısını göremiyorum ama bizim gerçi Ali Şirvan bilir bunları. Ali, gidecek misin konsere, var mı bilgin? Ali Şirvan? Ali Şirvan'a ulaşamadık. Peki.
BES'te en önemli 3 yenilik diyor. Hala daha bireysel emeklilik sisteminin pompalanmaya çalışıldığını gözlemliyoruz ki bu sıkıntının başını oluşturuyor. Bu kadar uluslararası kapitalin hakim olduğu bir sisteme emeklilik ödemesi ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ekonomide yaşayabileceği bir başka bel ağrısı ve sıkıntısı olacaktır. Bu uyarımızla da özellikle ifade edelim. DAEŞ'leri kapıların önüne bırakırız. Avrupa'ya terörist resti. İçişleri Bakanı Soylu cezaevlerindeki 1200 kadar DAEŞ'linin vatandaşlıktan çıkarılsalar da ülkelerine gönderileceğini söyledi. Hapishanelerin hepsi yabancı terörist savaşçı. Bunlar dönem dönem Türkiye'ye girdiler ve yakalandılar. Şimdi de elimizde bulunanları elbette ülkelerimize göndereceğiz ancak dünya yeni bir metot belirledi. Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım diyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değil. Hiç üzülmesinler. Elimizdeki DAEŞ'leri ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar ülkelerine göndeririz diyor İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması. Yeni Şafak gazetesine bakalım şimdi de. Ayasofya için emsal demiş Danıştay 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camii ile ilgili tarihi bir karara imza attı. Karara göre cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz. Kariye'nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açan karar sürekli tartışma konusu olan Ayasofya için de emsal olacak diyor. Bu camilerde açılabilir karar. 1934'te müze olan Ayasofya ile 1945'te müze ve müze deposuna dönüştürülen İstanbul'daki Fethiye ve Berizat Hatun camileri, Konya'daki Alaaddin Camii, Ankara'daki Abdülkadir İsfahani Mescidi ve Eskişehir'deki Alaaddin Camii için emsal olacak denilmiş. 1511'de cami olmuştu ve hukuk mücadelesi verdi. Osman Ozgan'ın bir haberi. Tabii hukuki çevrelerce de bunu değerlendirmek gerekiyor. Yazıklar olsun sana demiş İmamoğlu'na sert çıkış bedelini bu millet ödetecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği eme yazıklar olsun. Yayınımızın başında aktardığımız bu konudaki tepkiler bu çerçevede yansımıştı. Dün sosyal medyada da çokça gündem olmuştu. Şimdi hazır mı arkadaşlar peki bunun sosyal medya tartışması? Peki gündemle devam edelim. 2020 mali yılı bütçe görüşmeleri 6 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. İlk gün bütçenin geneli ve Sayıştay raporları görüşülecek. 2020 yılı için toplam 1 trilyon 95.5 milyar olarak belirlenen bütçeden en büyük payı Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak. 2020 yılı bütçesinin ülkemizin kalkınması ve refahımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Yasama yılının açılmasının ardından gözler meclisin bütçe maratonuna çevrildi. Bütçe disiplini sayesinde önemli bir mali alan oluşturduk. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi 6 Kasım'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. İlk günün gündemi teklifin geneli ve Sayıştay raporları olacak. 7 Kasım Perşembe günü meclis bütçesi, 8 Kasım Cuma günü ise Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Kasım ayı boyunca görüşmeler devam edecek. 2020 yılı bütçemizde bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar lira. Faiz hariç giderler 956.5 milyar lira. Bakanlıklara ayrılan bütçeler de komisyonlarda tartışılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılan ödenek geçen yıla göre yaklaşık 45 milyar arttı. 2020 yılı için 434 milyar 376 milyon lira olarak belirlendi. İkinci sıradaysa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon lirayla yerini aldı. 2020 yılı bütçemiz ekonomide öngördüğümüz dengelenme, disiplin ve değişim yaklaşımımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanlığına ayrılan ödenek geçen yıla göre 334 milyon lira artırılarak 3 milyar 152 milyon lira oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na 2020'de harcaması için bütçenin 53 milyar 859 milyon lirası ayrıldı.
Ödenek geçen yıla göre 7 milyar 397 milyon lira artırıldı. 2020 yılında da savunma ve güvenlik için bütçeden 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan ödenek ise 125 milyar 396 milyon lira olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 11 milyar 519 milyon lira ayrıldı. Öngörülen harcama yaklaşık 1 milyar lira artmış oldu. 2020 yılında bütçemizden eğitime ayırdığımız kaynağı her zaman olduğu gibi arttırıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ise 2020 yılı için harcamalarda öngörülen rakam 58 milyar 755 milyon lira oldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ayrılan ödeneğin geçen yıla göre yaklaşık 9 milyar lira artması dikkat çekti. Sabah gazetesine bakacağız. Şimdi de onun ayrıntılara nasıl yansımış bakalım. Ektiğini biçiyor, PKK'ya teslim olmuş CHP görüntüsü Türkiye'nin içine sızlattı. Kılıçdaroğlu HDP ittifakının CHP'yi getirdiği acı nokta İsviçre'deki CHP toplantısında Atatürk resminin önünde terörist başının posteri vurgusuyla yer alıyor haber. Erdoğan'dan eski dosta vefa demiş. Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti denilmiş. ABD'nin terörizmle ilgili söyleyecek sözü kalmadı. Yine Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkan tepki olarak yansıyor. Ispanak değil zehirli ot, dünkü tartışma ve annelerin gücü HDP'yi kaçırdı. Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 63. gününde HDP'liler il binasını terk etti. PKK'nın dağa kaçırdığı evlatları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin direnişi HDP'yi korkuttu. HDP il başkanlığından yapılan açıklamada il binasını kullanmayacağız, çalışmalarımıza ilçe teşkilatlarında devam edeceğiz denilmiş haber ayrıntısında. Star gazetesine bakalım. İBB tiyatroları hırsıza emanet demiş. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Şehir Tiyatroları'na genel sanat yönetmeni olarak atadığı Mehmet Ergen, tescilli fikir ve emek hırsızı çıktı. Mahkemenin çalıntı eserden mahkum ettiği Ergen 30.000 TL tazminat ödedi şeklinde bir habere yer vermiş. ABD'ye somut netice alınacaksa gideriz. Başkanlık sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin net konuştu. Tereddütlerimiz izole olması şart diyor haber ayrıntısında. 2020 her alanda atılım yılı olacak. Erdoğan'ın tarafından onaylanan programda gelecek yılın büyüme, istihdam ve yatırım hedefleri belirlendi denilmiş. Enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye'yi görünce ülkemden utandım diyor Alman Bild gazetesi adına mülteci kamplarını ziyaret eden bir önceki gün gündeme yansımıştı bu gazetecinin açıklamaları. Kendi ülkesindeki mülteci kamplarından utandığını bu sözlerle ifade ediyor. Türkiye'deki mülteci kampları çok daha üstün diyor. Bizim ülkemizdeki mülteci kampları içler acısı diye anlatmıştı haberi. İmamoğlu'nun korumaları dehşet saçtı. Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları trafikte tartıştığı sürücüyü silah zorucuyla aracından indirdi. Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü. Olay korumaların İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki konutuna bıraktıktan sonra yaşandı. Şehir magandası iki korumanın Serkan A. ve ailesine yaşattığı dehşet bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi deniliyor. İran'a Irak'tan çekil saldırısı İran'da ABD Büyükelçiliği'nin basılmasının 40. yıl dönümünde Tahran, Washington'a yaşattığı şokun benzerini Irak'ta yaşadı diyor haberde. Emek kesiminin gündemine geçelim. Şimdi de yaklaşık 120 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 3. toplantı yapıldı. İşveren tarafından yapılan görüşmede yıllık ücretli izin ödemeleri, işçi sağlığına ilişkin konuları ele alındı. 3 görüşme sonunda 38 madde üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bir sonraki toplantı işçi tarafını temsil eden Türk Metal Sendikası'nda yapılacak. Masa başında bitirmek istiyoruz. Taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Talepler üzerinde müzakere yapıldı. Patronlarımızın üreten, çalışan
emekçilerin yanında olmasını bekliyoruz. 120 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 17 Ekim'de başlamıştı. Masada işçiyi Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor. Metal işçilerinin 112 bini için Türk Metal, 8 bin işçi içinse Çelik İş ve Birleşik Metal İş sendikaları yetkili olacak. Ancak Türk Metal'in imzalayacağı zam oranları her iki sendika için de bağlayıcı. Türk Metal Sendikası 5 Eylül'de yaptığı açıklamada birinci 6 ay için %26,28 zam talep etmişti. Birinci 6 ay için %26,28 bir zam talebimiz var. İkinci 6 ayda enflasyon artı 1, üçüncü 6 ayda enflasyon artı 2, dördüncü 6 ayda enflasyon artı 1, sosyal hakların ikinci yılında da enflasyon artı 3. Talepleri görüşmek üzere şimdiye kadar 3 toplantı yapıldı. Üçüncü görüşme 4 Kasım'da işveren tarafından düzenlendi. Taraflar toplam 102 madde üzerinde müzakere yapıyor. Ancak henüz 38 maddede uzlaşı sağlanabildi. Saatlik ücreti 15.55'in altında olan arkadaşlarımızın saatlik ücretlerine 15.55'i geçmemek üzere 75 kuruş bir talebimiz var. Üçüncü toplantıda çalışanların yıllık ücretli izinleri, kadın işçilere yönelik taleple işçi sağlığı ve güvenliği gibi maddeler üzerinde konuşuldu. Ancak söz konusu maddelerde taraflar arasında bir uzlaşıya varılamadı. Kurban Bayramı harçlığına %60, diğer tüm sosyal haklara da yıllık %30 bir talebimiz var. Uzlaşılamayan maddelerin bir sonraki toplantıda tekrar müzakere edileceği öğrenildi. 20 Kasım'a ertelenen toplantı Türk Metal Sendikası'nda yapılacak. Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. Türkiye ulusal kanalsız olmaz diyorum. Şimdi Türk halkı efendim doğruları, düzgün bir yayın yapan programı desteklemek mecburiyetindedir. Bir televizyonu desteklemek mecburiyetindedir. Çünkü ulusal kanal hiçbir yerden etkisi olmayan, sadece Türk milletinin haklarını, hukukunu, adaletini korumaya çalışan ve bu suretle de efendim halkımıza doğru yayın, düzgün yayın yapan bir kuruluş. Bu kuruluşun mutlaka desteklenmesi lazım halk tarafından da. Ve halkımız bu suretle de doğru bilgileri alması lazım. Türkiye'nin ortamını herkes çok iyi biliyor. Görüyorsunuz işte bir tarafta daha önce Fırat Kalkanı harekatı yapıldı, sonra Afrin harekatı yapıldı, Zeytin Dalı, şimdi malumunuz Barış Pınarı harekatı yapılıyor ve Türkiye devamlı surette bir meşguliyet içerisinde. Doğu Akdeniz'de malumunuz gene sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların en iyi çözümünün nasıl olacağı muhakkak televizyonlarda tartışılmalıdır. Bu tartışmanın sonucunda doğru bilgiler halkımıza aktarılmalı ki o noktada doğru bilgiler aktarıldığı için de doğru fikirler doğmalı ve bu doğru fikirler vasıtasıyla Türkiye'nin menfaatleri daha iyi korunmalıdır. Bunun yolu da ulusal kanal olarak efendim desteklenmesiyle geçer. Ulusal kanalın desteklenmesiyle geçer. Ulusal kanal desteklendiği ölçüde Türk milleti daha fazla refaha ulaşacaktır. Bakın bu çok önemli. Onu özellikle söylemek istiyorum. Her türlü başarıyı sağladığı takdirde Türkiye, aynı zamanda Türkiye'nin refahı artacak. Refahı arttığı için de bir yerde daha güçlü bir noktaya taşınacak Türkiye. Bu konuda da ulusal kanal gibi hiçbir yerden desteklenmeyen, hiçbir efendim holdingin bir parçası olmayan kuruluşların desteklenmesi şartı vardır. Bu şartın da en iyi bir şekilde halkımız tarafından görülmeli, bu desteğin olması gerektiği görülmeli ve mümkün olduğu kadar bu destek en son noktaya kadar yapılmalıdır. Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. Efendim Sözcü gazetesine bakalım şimdi de. Ben lafa bakarım daf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye İBB Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya sert cevap. İşte dünkü tartışma böyle alevlendi. Yani söyleyecek hakikaten kelime yok.
Özellikle Türkiye'yi böyle yurt dışına şikayet etme falan alışkanlığı, yani kimse kusura bakmasın, FETÖ alışkanlıkları falandır. Yani onlar yaparlardı Avrupalarda, şuralarda, buralarda. Şimdi dün de aynı şeyi hani sür logonun yanında okuyalım. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağı tahliye diye haber verilmiş ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Teğmen Mehmet Ali Çelebi dün çok tepki gösterdi bu habere. Kutlusu okurları, ne bileyim Türkan Saylanları falan hatırlatarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Senin genel başkanın da bunların isimlerini işte Adana mitinginde okuyan daha yayının başlarında ifade ettik. O zaman neredeydin? Yani Mehmet Ali Çelebi. Yani şimdi niye çıkıp bu tavırları alıyorsunuz? Yani İBB başkanı gidecek, Fransalara bilmem nelere sırıta sırıta Türkiye'yi şikayet edecek. Gelecek Mehmet Ali Çelebi işte vay efendim Nazlı Ilıcak'la Ahmet Altan'a nasıl tahliye verirsin, bak biz unuttuk mu o günleri falan diyecek. Doğrudur, içeride bedel ödeyenlerden biriydi. Ama senin genel başkanın değil miydi Adana mitinginde Nazlı Ilıcak burada diye sizlere o mitingde seslenen? Nasıl olacak bu denge? Niye onlara tepki yok? Neden bu sisteme tepki yok? Neden bu bakış açısına tepki yok? Bir duyalım bakalım. Lütfen hep beraber burada diyelim. Tamam mı? Nazlı Ilıcak. Atilla Taş. Ahmet Altan. Murat Aksoy. Şahin Alpay. Ahmet Turan Alkan. Yani Mehmet Altan. Maksat hasıl oldu. O zaman bunları niye tepki göstermediniz? Neden parti meclis toplantılarında bunlara tavır almadınız? Teğmen Çelebi. Tamam, güzel. Yani dünkü tahliyeye vesaire tepki gösterdiniz. Çok güzel hatırlattınız. O dönem Ergenekon balyo sürecinde maalesef yaşamını yitiren işte Ali Tatarlardan Kudüs'ü okurlara kadar çok sayıda gerçekten hepimizi kahreden ölümler yaşandı. Bütün bunlara ses çıkartmayacaksın. Dünkü tweet'te işte bu tahliyelere tepki. Bu bir çelişki. Yani vatansever olacaksın. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kesimin oyunu aldığını söyleyeceksin. Ve onunla birlikte gideceksin Fransalara. Türkiye'yi şikayet edeceksin. Ve Sözcü Gazetesi de bu haberi bu başlıkta taşıyor. Hakikaten hayret yani. Kendi yok ama ruhu var. Ey IMF, geldiysen masaya 3 defa vur diyor. İktidar IMF ile masaya oturmayız diyor ama ekonomide sanki IMF varmış gibi davranıyor. Tıpkı IMF'li yıllardaki gibi zam yağdırıp millete kemer sıktırıyor demiş. Ekonomi gündemini ilerleyen dakikalarda incelemeye devam edeceğiz. Efendim, ıspanak alarmı yine haberlerden bir diğeri. 9 aylık Muhammed bebeği ABD'nin verdiği işte bu bombalar şehit etti. Barış Pınarı harekatıyla birilerinin mesela terör örgütü değildir dediği YPG'nin depolarından çıkıyor bunlar da. Yani şu gördüğünüz füzeler birilerinin, biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz. Kim diyordu hatırlıyorsunuz değil mi yakın tarihte? Tek tek şimdi sıralamayalım burada. O bombalar işte o terör örgütünün gerçekleştirilen operasyonlarıyla ele geçirilen mühimmat depolarından çıktı. Demek ki onlar terör örgütü değilse bunlar da herhalde şeker falan olsa gerek. Balonlu şeker falan olsa gerek değil mi? Barış Pınarı harekatıyla YPG'lilerden temizlenen Suriye Resulayn'da teröristlerin cephaneliği bulundu. ABD'nin verdiği 60 sandık dolusu havan mermisi ele geçirildi. Hainler geçen ay Şanlıurfa Akçakale'de Muhammed Bebeği de bunlarla şehit etmişti diyor haber. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. AKP'nin oku 12'den vurdu. Başkanın gezilerine milyonlar, deprem hazırlığına sıfır bütçe. Aslan payı başkana demiş Beyoğlu Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıl kapsayan strateji planını skandallarla dolu diyor. Belediye meclisinde onaylanan planla AKP'li Başkan Ali Haydar Yıldız'ın gezi programları, halk buluşturmaları, ziyaretçilerine vereceği hediyeler, basın toplantıları, özel gün ve hafta programları gibi kalemler tam 26.8 milyon lira ayrıldı demiş ama planda depreme yer yok diyor haberde. Vergi, harç ve cezalar %22.58 zamlanacak. Fahiş zammın adı yeniden değerleme. Motorlu taşıtlar vergisinden pasaport ve ehliyet harcına pek çok kalemde yılbaşından itibaren %22.58 zam yapılacak. Kamu çalışanına en fazla %12 zam öngörülürken harç ve cezalar en az 2 kat artacak ki ben %28.58'i hani insaflı bulurum. Bence sanki daha fazla zam gelecek gibi. Bilmiyorum haberin kaynağı ne ama
ortalama her yıl neredeyse ikiye katlanarak zaten gidiyordu. Ha, bir ortalama aldıysa onu bilmiyorum, haberin ayrıntısı. Ama evet, yeni yılda A'dan Z'ye her şeye ciddi oranda zam geleceği çok aşikar. Gıda ve giyim cepleri yakıyor. Yıllık enflasyon %8.5 oldu diyor. Emekçi besleyecek. Devasa bütçe açığını kapatmakta zorlanan hükümet, çalışanların zorunlu beste kalma süresini uzatmak için de çare üretti diyor. Haber yer alıyor. Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tarım ve gıda bizim ana gündem başlıklarımızdan bir tanesi kuşkusuz. Bu işte yaşadığımız belki ıspanak meselesi bile Türkiye'nin kendi kendine yeten tarım ülkesi olmasının ötesinde ne kadar planlı bir tarım politikasına ihtiyaç duyduğunu bir kez daha karşımıza çıkartmıştı. Ve bir yandan da hasatların başladığı yine gıdayı yakından ilgilendiren noktalar da var. Zeytinin ana vatanı olan Ege'de zeytin hasadı başladı. Zeytin de bu yıl yok yılı olduğundan ürün miktarı geçen yıldan biraz düşük bekleniyor. Zeytin üreticisi artan girdi maliyetleri için devlet desteği istiyor. Suriye'den binlerce ton zeytinyağı ithal edildiği iddialarıysa düşündürücü. Türkiye'de zeytinyağı üretiminin yoğun olduğu Ege ve Marmara illerinde zeytin hasadına başlandı. Zeytinin ana vatanı olan Ege'de geleneksel hasat yapılıyor. İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan zeytin üreticisi Abdullah Saka, zeytinyağının önemini vurguladı. Zeytinyağı çok önemli bir yağdır. İnsan vücudu için çok faydalı bir yağdır. Sürekli insanlar tarafından tüm yemeklerde kullanması lazım. Zeytin ağaçları bir yıl az, bir yıl çok ürün veriyor. Ürünün bol olduğu yıla var yılı, az olduğu yıla yok yılı deniyor. Bu yıl zeytinde yok yılı olduğundan rekolte düşük. Bu nedenle zeytinyağı fiyatlarının tüketiciye en az 20 lira dolayında yansıması bekleniyor. Ama bu para üreticinin cebine girmiyor. Aracılar kazanıyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağı tek çözümse kooperatifleşmek. Toptan satış fiyatımızda şu anda bunun 5 lira dolayında olduğunu yeşil zeytinin gözlüyoruz ortalamasının irili ufaklı. Ama bu parakende bunun satış fiyatı 10 liralara pazar yerinde tane olarak şu anda oluyor. Bunun yeşil zeytin yarın turşusu olduktan sonra İstanbul'da 20 lira 25 lira olacaktır. Zeytinyağı fiyatlarının da ben bu yıl en az 25 lira olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu yıl üretim biraz düşüktür. Üreticiyle aslında tüketicinin arasındaki bu kadar fiyat farkının da çok afaki olmasının önüne geçecek kooperatifleşme veya bu üretici birliklerinin doğrudan tüketicilere yönelik satış yapmasını diliyoruz. Girdi maliyetlerindeki büyük artışlar ve yüksek vergiler üreticiyi zarara sokuyor, belini büküyor. Zeytin üreticisi devletin girdi maliyetlerini düşürmesini istiyor. Zeytin üreticilerimiz bu yıl zeytinden çok fazla bir verim beklemiyorlar. Biz istiyoruz zeytine, taneye daha çok destekleme devlet tarafından yapılsın ve çiftçilerin bu üretim maliyetleri olan mazot, gübre, ilaç içerisindeki ÖTV ve KDV kaldırılarak daha düşük maliyetle çiftçilerin üretim yapması sağlansın istiyoruz. Zeytin üreticilerinin hükümete bir tepkisi de Suriye'den zeytinyağı ithalatına yönelik. Çünkü ucuza ithal edilen zeytinyağı, yerli zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında büyük düşüşe neden oluyor. Üreticiyi zarara sokuyor, bir yıllık emeğini heba ediyor. Oysa Akdeniz Havzası'ndaki diğer zeytin üreticisi ülkeler kendi üreticisini koruyor. Suriye'den geçen yıl 26 bin ton zeytinyağı ithal edildiği iddialarını meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bu yılda zeytinyağı ithalatı yapılacağına dair açıklamalara tepki gösterdi. Bu söylentinin bile üretici fiyatını düşürdüğünü söyleyen Bakırlıoğlu, kota yok, limit yok, kural yok, denetleme yok dedi. Tarım Bakanlığı'nı eleştirdi. Evet, tablo bu kadar açık ve net. Yani zeytinyağında bile mesele bu boyuttaysa tarım meselesi ve
Üreticinin korunması meselesi kuşkusuz çok daha ön plana çıkıyor olmalı. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Şimdi de onun sayfalarına gündem ve süreç nasıl yansımış. Ispanak değil, yabani ot. Bakın her yerden karşımıza çıkıyor. Yani bu ıspanak meselesi. Şimdi nasıl yayının başında milli gemimizden atılan füze ve milli gemimizin, milli silahlarımızın, milli savunma sanayimizin, milli teknolojilerimizin gelişmesi hepimizin övünç kaynağı oluyor ve bundan dolayı bir mutluluk hissediyorsak, aynı şekilde tarım ve gıda da en önemli yaşamsal silahlarımızdan bir tanesi. Burada kontrolü kaybederseniz, burada bu disiplini kaybederseniz, üreticiden tüketiciye uzanan hattı ısrarla kontrol etmezseniz işte başımıza bunlar geliyor. Yani nedeni yabani ottur değildir, ben onu bilmiyorum. Hani biraz komik de geliyor işte Hürriyet'in manşetinde de olan şüpheliler diye neydi o? Güzel avrat otundan yılan yastığına, sinir otundan tarla sarmaşığına ve sirken otundan da birçok işte iddia bu ıspanağın arasına başka yabani otların karıştığına yönelik. Ama şimdi meseleye buradan bile baksanız, bunun üretici kanadında orada kullanılan ilaç meselesi zaten ayrı bir tartışma. Yani Türkiye'de tarım ve ziraat ilaçlamaları konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Hani ilaçlasam bir dert, ilaçlamasam bir dert de mesele oralara geliyor ama bir topyekün mücadele sürecinin de burada ciddi ihtiyaç olduğu. En önemlisi tarımsal alanlarda son derece önemli bir envanter çıkartılması ve stratejik bir plan yapılmasının zorunluluğunu her daim karşımıza çıkartıyor. Attığınız mermi kadar önemlidir. İşte öyle bir dönem gelir ki ıspanaktan zehirlenenler karşınıza çıkabilir. Yani ben bunun zirai ilaç ya da bu yabani otlarla ilgili olabileceğine çok kafam almadı. Ya burada farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Yani bir komplo teorisi üretmek istemiyorum ama hani vatan savaşındaysanız yediğiniz ekmekten içtiğiniz suya kadar işte her şeyi kendi kontrolünüzde kendi kendine yetebilir bir ülke haline getirmek zorundasınız ki bu tip sıkıntıları yaşamayalım, yaşanmasın diye buradan bir kez daha uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Üretim ekonomisi her şeyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ıspanak değil yabani ot başlığıyla zehirlenmelerin sebebi farklı çıktı vurgusuyla. Gerçi çıkan tahlil sonuçlarına göre bu yabani otların bunların arasına karıştığı ifade ediliyor. Ama bu yabani otlar da oraya nasıl karışıyor? Yani şimdi bizim tarımcımız, çiftçimiz deneyimlidir. Yani öyle yabani otu bilmem neyi falan içine karıştırmak konusunda hassasiyetleri bilir. Ne yenir ne yenilmez, ne neyle karışır karışmaz. Yani bu konularda açıkçası çok cahil olduğu kanısında değilim. Yani üreticinin yani bir şeyler var burada. Nedir ne değildir o ilerleyen dönemlerde çıkacak ve biz de göreceğiz. Ama meseleyi en azından bu başlıklarla duyuruyor gazeteler, onu ifade edelim. Türk'ün gazetesine de bakalım. Onun sayfasına son 24 saat nasıl yansımış. Yazıklar olsun diye İçişleri Bakanı Soylu ülke güvenliği için yoğun gayret gösterirken PKK ve emperyalistlerin sözcülüğünü yapıp Türkiye'yi şikayet eden CHP'ye tepki gösterdi. Dünden beri bizim de gündemimizde biliyorsunuz hani bu işler böyle olmaz. Yani memleketle ilgili bir hata ve arıza olsa bile ya da ortaya çıkan süreçte bir takım yanlışlıklar olsa bile bunu yurt dışında ya da emperyalizmin ya da kapitalin kucağında yapacağınız şikayetlerle çözemezsiniz. Geçmişte bu yol ve yöntemleri izleyenlerin her zaman hata yaptığını ve sonucunun hüsran olduğunu gördük. Burada da biraz aynı tablo konusunda bir kez daha uyarmak lazım. Yani vatan merkezinden, bu coğrafyadan, bu milli sınırlardan bakarak bu meselelere çözüm bulunması gerekiyor. Bunun özellikle altını çizelim. PKK deposunda ABD havan topları. Türk'ün PKK demiş ama tabii orada işte bir sürü isimlerle YPG'sidir, şusudur, busudur gibi isimlerle biliyorsunuz yapılıyor. Aslında topyekun bu Kandil merkezli terör örgütü. Yani terör örgütü PKK'nın uzantıları. Hani o açıdan başlıkla bir sıkıntı yok ama YPG hala daha terör örgütü değildir. PKK terör örgütüdür de YPG değildir diyenler açısından hani o şeyi bir hatırlatalım. Bu bulunan mühimmatlar Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonrasında hani Vatan Partisi Genel Başkanı o mühimmatlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek demişti ya, işte o tablonun da belki gerçekleştiğini gözlemliyoruz ama YPG terör örgütü müdür değil midir? Ahanda işte belgesiyle o füzelerle, toplarla
karşımıza çıkıyor. ABD envanterine kayıtlı silah ve mühimmatlarla birlikte. Çünkü Amerika ne demişti? PKK'sına, YPG'sine onlar bizim kara gücümüz diye anlatıyordu meseleyi. İşte mesele bu. Evet, ABD'nin Suriye'den çıkmak yerine kuvvetlerini petrol kuyularının etrafına kaydırılması tartışılmaya devam ediyor. ABD'li askerlerin teröristlerle birlikte kuyuların başında nöbet tuttuğu görüntüler tepkiyle karşılandı. Öte yandan ABD Türkiye sınırına yakın üslerinin bazılarına dönüş yaptı. Bu hareketlilik ABD askerleri Suriye'nin kuzeyine geri mi dönüyor sorusunu akıllara getirdi. Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinden çekilen Amerikan birlikleri petrol bölgelerinde ve Türkiye sınırında tekrar konuşlanmaya başladı. Amerikan askerlerinin PKK'lı teröristlerle birlikte petrol kuyularının başında nöbet tuttuğu görüntüler kameralara yansıdı. Görüntüler büyük tepki topladı. Amerikan askerleri Suriye halkından gasp ettikleri Tırbespiye petrol bölgesinde PKK'lı teröristlerle birlikte devriye attı. Amerikan askerleri son olarak Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üstüne geri geldi. Cezre üstüne varan konvoyda 25-30 Amerikan askeri olduğu görüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada Amerika'nın Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkardığını söylemişti. Amerikan askeri Türkiye sınırına yakın bölgelere de geri dönmeye başladı. Amerikan ordusu Barış Pınarı Harekatı sırasında boşalttıkları Ayn el Arab'taki üslerini de tekrar faaliyete geçirdi. Amerika'nın Ayn el Arab'ın güneyindeki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde üsleri bulunuyor. Bu yerleşimler Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık bölgede keşif, gözetleme ve patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı. Koalisyon güçlerine ya da sivillere ateş açıldığına yönelik çıkan spekülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Öte yandan Azez'deki Tel Rıfatlılar PKK'nın ilçelerini, işgalini protesto ettiler. Dışına çekilmesi, ağır silahlarının Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınar Harekatı kapsamında keşif, gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi. Açıklamada, bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır ifadelerine yer verildi. Hafta sonu özellikle sosyal medyada yayılan haberlerde Türk ordusuna bağlı grupların ABD konvoyuna ateş açtıkları haberi yayılmıştı. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Öte yandan hafta sonu Azez gösterilere sahne oldu. Teröristler tarafından yerlerinden edilmiş Tel Rıfatlılar, ilçelerinin terör örgütü YPG-PKK'nın işgalinden kurtarılması için protesto gösterisi düzenledi. Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de düzenlenen gösteride Tel Rıfatlılar ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Afrin Azez arasındaki Tel Rıfat ilçesi 2016 yılının başından bu yana terör örgütü YPG-PKK'nın işgali altında bulunuyor. Tel Rıfatlı 250 bin civarında Arap sivil, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan kamplarda barınmaya çalışıyor. Soçi mutabakatına göre Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG-PKK'lı teröristlerin tamamının silahlarıyla birlikte buralardan çıkarılması gerekiyor. Evet, gündemin önemli satır başlıklarını, satır arası ayrıntılarını sizlere yansıttık. Hem önümüzdeki sürece dair bir perspektif hem de dünden beri biraz enflasyon ve bazı ekonomik verileri çok konuşuyoruz ama özellikle önümüzdeki son çeyrek ve bir sonraki yılı kapsayan
birçok başlıkta da ekonomik verilere ilişkin tespitlere ihtiyaç var. Bizler de Ulusal Kanal'da hem ekonomik verilerin analizi hem de bundan sonraki sürece dair beklentilerin biraz daha iyi anlaşılabilmesi için her salı hem Görev Vakfı Başkanı hem de Aydınlık Gazetesi ekonomi yazarı Mustafa Pamukoğlu'nu ağırlayacağız. Sayın Pamukoğlu, hoş geldiniz, günaydın yayınımıza. Neler yapacağız her salı, isterseniz oradan başlayalım. Bir geçmiş haftanın verilerini değerlendireceğiz kısa kısa. Önümüzde olan verileri neler olacağını tahmin edeceğiz. Bir genel değerlendirme yapacağız. Çarpıcı rakamları, çarpıcı ekonomik olayları izleyicilerimizin dikkatine getireceğiz. Bu arada tabii değerlendirmelerimizi yapacağız. Tabii bugün bir geniş aslında konu ve gündemle başlıyoruz. Pek kamuoyunda incelenmedi. Cumhurbaşkanlığının 2020 evet. hedefleri, planlaması açıkçası... Her salı bu şekilde sunum yapıp, hani içinden atlayarak gideriz. Fakat göze hitap etmesi açısından bu yöntemi izlememize yarar. Yansıtacağız. Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programı. Esaslı bir eleştiri, yani dönemin hem ekonomik hem üretim hem tarım, yani az önce mesela işte ıspanak meselesini konuşurken de bir kez daha hatırlattık. Bir planlama, stratejik planlama ya da envanter çalışmasının eksikliği hep gözümüze çarpıyor. Bütünüyle baktığınızda buna karşılık bulabildiğimiz notlar var mı? Birazdan ayrıntılara bakacağız ama. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı bir anlamda ekonomik bir plan. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnamesiyle değil, kararıyla işte başlıklar böyle her şeyin bir cevabı var. 403 sayfa. Onu haftaya önemli kısımlarını izleyicilerimize aktarırız. Bu Cumhurbaşkanı'nın yani Türkiye'yi yöneten başkanın 2020 programı. Ben şunu yapacağım, hedeflerim bu, çözümler bu. Ama genel baktığımız zaman geçmiş programları da dikkate alarak 17 yıllık AKP iktidarında ekonomik politikalarda radikal bir değişim öngörüyor mu? Hayır. Yani daha çok parasal politikalar. Yani programın radikal olması ve kalkınmayı öncelikli hale getirmesi için üretimi baş tacı yapmak lazım. Onu görmüyoruz. Yani biraz temenniler üzerine kurulmuş bir program. Ana bir eleştiri var galiba anladığım kadarıyla. Ana eleştiri üretim odaklı bir kalkınma programı değil. Sıkıntıları çözmeye yönelik özellikle finansal adımlar ve teşvikler, destekler. Tabii içinde olumlu taraflar da var, olumlu çözümler de var, olumlu yapılacak işler de var. Bütünlüğüyle ben makro olarak soruyorum. Bütünlüğüyle bir üretim devrimi, üretim kalkınma programı olarak addedemiyoruz. Çok sayıda başlık var dediğiniz gibi. Onları yine hem bugün belki ilerleyen haftalarda diye denemeyi sürdüreceğiz. Eğitimden evet. Sağlığa, adalete, güvenliğe arzu ederseniz sizin dikkat çekmek istediklerinizde. Ekonomi bölümünü haftaya şey yapalım ama her baktığınız zaman Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, istihdam ve çalışma hayatı, büyüme ve istihdam, yatırımlar, enflasyon ve para kur politikası, bankacılık, işsizlik konularında, tarım, Cumhurbaşkanlığı, başkanın neler yapmak istediği, hedefinin ne olduğu ve bunu nasıl yapacağını öngören 403 sayfalık bir program. Geçelim. Bu program çerçevesinde şeyi nasıl okumalıyız? Aslında belki onun kodunu vereceğiz şimdi. 403 sayfa demiştiniz zaten. Evet, evet. Yani bunun en önemli şeyi 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak. İşsizlik oranı ise %11.8'e düşecek diye öngörü var. Tabii bu yani keşke denilecek bir oran. Pek eğer böyleyse bu oranlara düşecekse, istihdam artacaksa demek katma değer yaratacağız. Üreteceğiz ki 1 milyon 52 bin istihdam artacak. Ve işsizlik de düşecek. %11'lere düşecek. Çok iyi deyip umutlanmak lazım. Rakamsal olarak şu süreçte biraz dikkatimizi çeken özellikle Temmuz ayından itibaren hem Merkez Bankası'ndaki değişimleri de dikkate aldığımızda şöyle bir durum var. Nispeten kendi hedeflemelerine yakın sonuçlar çıkıyor ama bunda bazı rakamsal oyunların olduğu şeklinde ekonomi dünyasından eleştiri var. Hem bu rakamlar bağlamında soruyorum, sizin öyle bir izleniminiz var mı? Şimdi biraz sonra enflasyon verilerine baktığımızda göreceğiz. Peki devam edelim. Geçelim. Şimdi programı haftaya değerlendirme yaparken 2002-2019 ekonomik göstergeleri hatırlatmakta yarar var.
İşsiz sayısından başlayalım. Buyurun. 2002'de 2 milyon 464 bin iken 2019'da 4 milyon 596 bine çıkmış. Yani iki kat artmış oluyor. İşsizlik oranı 2002'de, 2002 biliyorsunuz hükümetin iktidara geldiği dönem, %10.3 iken 2019'da %13.9. İşsizlik oranı da artmış. Geçelim. Devam edelim. Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2002'de 129.6 milyar dolar iken 2019'da 446.8 milyar dolar, yani 3 kat artmış. 500 milyar dolara yakın bir dış borca ulaşmışız. Dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2002'de %54 iken 2019'da da %61.9. Oransal olarak bir değişiklik yok ama bizim tabii gayri safi milli hasılamız da artıyor. Hmm. Dolayısıyla o oran nedeniyle birbirine benzerlik var. Fakat bu oran önemli. Yani ne demektir bu? Siz yarattığınız cironun, yarattığınız milli gelirin yarısını dış borca yatırmış oluyorsunuz. Yani 800 milyar dolardır bizim gayri safi milli hasılamız. Onun yarısı dış borç. Dolayısıyla bu reel sektörün çalıştığımızı borç ödemeye ayırıyoruz. Reel sektör çığlığı zaten borcun yerini buluyor. 300 milyar doları yaklaşık 300 milyar dolar özel sektöre ait. Merkezi yönetim toplam borç stokuna baktığımız zaman 2003'te 283 milyar, 2019'da 1 trilyon 239 milyon TL. Bu da 5 kat artmış. Devam edelim. Gayri safi yurt içi hasıla 2002'de 231 milyar dolar, 2019'da 800 milyar dolar. Tahmin bu ediliyor. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacak gayrimenkul trilyon dolarları aşacak diye hedef vardı. Onun o hedefin çok çok uzağındayız. Kişi başı milli gelir 2002'de 3000 iken 2019'da 9000 dolar. Bu nasıl hesaplanıyor? Gayri safi yurt içi hasılayı nüfusa böldüğünüz zaman hepimizin ortalama bu kadar para kazandığı ya da para yarattığı kabul ediliyor ki bu kişilerin gelirini gösterme, yani senin benim gelirim demek değildir. Ortalama 9000. Fakat son yıllarda hep 10.000'in altında seyrediyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı Türkiye orta gelir tuzağındadır. İktisaden uluslararası bir tanım olan orta gelir tuzağı, 10.000 doların altındaysanız siz orta gelir tuzağındasınız, zenginleşemiyorsunuz demektir. Biz de yıllardan beri 10.000'in altında olduğumuz için zenginleşemediğimizi ifade edebiliriz. Peki. Devam edelim. Büyüme. Büyüme. 2002'de %6.0 krizden çıktıktan sonra %6.2 büyüyen ülkemiz 2019'da küçüleceği ya da binde 5, %5 şeklinde bir büyüme tahmin ediliyor ki bu hiç Türkiye'ye uygun olmayan bir durumdur. Türkiye'nin işsizliğe çare bulması, borçlarını ödeyebilmesi, kalkınabilmesi, ferah bir ülke, refah bir ülke haline gelebilmesi için her yıl ortalama %5 büyümek zorunda. Her yıl. Biz bunun şu anda uzağındayız. Cumhurbaşkanlığı programında da tabii %5 büyüyeceğiz diye bir öngörü de yok. Ki başta istihdam rakamlarına ilişkin beklentiyi vermiştik. Onunla ilk uymayan rakam belki bu o zaman. Tabii 1 milyon eğer siz istihdam artırıyorsanız büyümeyi 3'ler 5'ler öngörmeniz lazım ki o kadar bir istihdam yaratabilir. İstihdam yaratmak ne demektir? Çalışacak, işçi çalıştıracak alanları ortaya çıkartmak. Ya mevcut fabrikaların kapasitesi artılacak ya da yeni iş yerleri, yeni fabrikalar açılacak. Peki, devam edelim. Enflasyon. Evet, çok tartışıyoruz dünden beri. Enflasyon 2002'de %30'lardayken 2019 Eylül'ünde 9.26 %10. Şimdi dün de Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon rakamlarına kuşkuyla bakıyoruz. Enflasyon rakamlarını gerçekçi bulmuyoruz. Neden? Şimdi enflasyon hesaplama sepeti var. O hesaplama sepeti içerisine çeşitli kalemler konuluyor. 44 tane harcama kalemi, girdi kalemi, maliyet. Örneğin sigarası var, gıdası var, şusu var, busu var. Şimdi onların fiyat artışları ile ağırlıklarını siz değiştirdiğiniz zaman enflasyonu farklı olarak hesap edebilirsiniz. Matematik bu. Sigarada %44 fiyat artışı var. Ağırlığı %5,
Yani o sepetin içinde %5 alıyorsunuz 44'ten pay, %3'e düşürülmüş. Bunun yanında bebek mamasının fiyatı düşmüş, %14 düşmüş. Ağırlığını birden 1,5'a çıkarıyorsunuz gibi. Dolayısıyla bu kalemlerle oynadığınızda enflasyon rakamını yükseltebilirsiniz, indirebilirsiniz. Özellikle aşağı çekmek istiyorsanız bu tür aritmetik olaylar yapabilirsiniz. Bir de anket yapılır enflasyon oranını tespit etmek için. İşte iş yerleri aranır, domatesin fiyatı kaç, onun fiyatı kaç, o fiyatların ortalaması alınır. Ama kuşkumuz o ki bu anketlerde soru sorulduğunda insanlara düşük fiyat ver. Anket yapılan kişilere, örneğin domatesin kilosu 10 liraysa 5 lira dedirterek enflasyon kalemini düşük gösterme anlamında matematiksel bir işlem nedeniyle kuşkuyla bakıyoruz. Ha, böyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Tabii enflasyon çok psikolojik bir şeydir. Yüksek enflasyon beklentileri olumsuzlaştırıyor. Enflasyon düştüğü zaman senin kanlı oluyor. Ha, iyi fiyatlar düştü, benim gelirim artacak, hayat pahalılığı azalıyor diye. Dolayısıyla burada hükümeti suçlamamak da lazım. Yani sen de gelsen, ben de gelsen toplumsal bir olaydır. Yani enflasyon sürekli artıyor. Psikolojiyi yönetmek açısından Psikolojiyi yönetmek açısından. Çünkü ekonomiyi dengelemeniz için psikolojiyi de yönetmeniz lazım. Sürekli enflasyon çıktığı zaman insanlar tedirginleşecek, telaşlanacak. Ama yine de ekonomik verilerde gerçekçi olmak her zaman güven açısından önem arz ediyor. Ki çözümü de daha net söyleyelim. Peki diğer taraftan baktığımızda enflasyon rakamlarını dünden beri çok konuşuyoruz onun için. Gelecek şimdi birazdan. Sosyal medyada falan da. Gelebiliriz hatta o bölüme. Zaten çıkabileceği ivmeye kadar çıktı enflasyon. Onun için şimdi gelen rakamlar makul diyenler var. O bakış açısından ne dersiniz? Şimdi enflasyonun düşmesinin birçok sebebi var. Harcamıyoruz. İthalat düştü. Harcanmadığı bir sonraki sayfa arkadaşlar. Evet, harcanmadığı için, büyüme olmadığı için dolayısıyla enflasyonun düşmesinin bir sebebi budur. İki, biraz önce söylediğim gibi. Üç, talep, arz ve talep meselesi. Arz varsa, talep düşmüşse fiyat düşer. Bütün bunları dikkate aldığımızda bence enflasyonun düşmesinin ana sebebi Türkiye'nin resesyonda olduğu, yani tüketmediği. İthalatı yapmadı, cari açığın azalmasından da biliyoruz. Dolayısıyla tüketmeyen, yani talepte bulunmayan bir durumda fiyatlar düşer. Doğal olarak böyle bir tablo. Düşer. Evet, 2019 Ekim enflasyonu 16. Tablodaki gibi geldi. Evet, Ekim 14.9, 16.81 olarak çıktı yıllık enflasyon. 16.81, tabii 16'lar, 15'ler, 10'lar bile Türkiye için yüksek bir oran. Bu anlamda gelen enflasyonu ne kadar düşürmüş olsalar da, yani rakam oynamaları olsa da 16.8 yani 17 yüksek bir oran. Yüksek bir oran. Yüksek bir oran. Ki hayatımızda da bunu hissediyoruz aslında. Yani aldığımız ürünlerin. Hepimiz hissediyoruz. Hepimiz hissediyoruz. Gerçek enflasyon mutfak enflasyonudur. Pazar tabii. Enflasyonudur. Yani alışverişe çıktığınız zaman alışveriş sepetini doldurduğunuzda onu toplamı, harcadığınız parayı aldığınız malzemenin kilogramına böldüğünüz zaman bulacağınız rakamdır. Dolayısıyla gerçek enflasyon, gerçek hayattaki enflasyondur. Bu da tabii bence %30 ve %40'ları geçer. Peki efendim, devam edelim. Yine Ekim enflasyonuna ilişkin bu, ayrıntı veriler var. Bu ayrıntılı verileri geçelim. Yani çeşitli mal gruplarına göre. Bir gıda yine analiz etmenizi isteyeceğim. Gıda uzun süre sonra ilk defa yüksek çıktı falan deniliyor ama biz bu enflasyon rakamlarını incelediğimizde gıdanın enflasyonist baskıda birinci sırada olduğunu hep gözlemledik. Evet. Yani burada ithal, işte az önce siz girmeden zeytin haberini verdik, işte Suriye'den bile ithal ettiğimiz falan gibi kavramlar ve dünkü ıspanak tartışması, yani bütün bunlar aslında ne bileyim herhalde bir plansızlığın tarımda ya da üretim planlamasının ne kadar olmaması değil mi? Yani aslında böyle bir sıralama yapmak bakınız, mümkün. Gıda ve alkolsüz içkiler 23, konut 15. Ulaştırma 16. Evet. Gıdanın yine liderliği tartışılmıyor maalesef pahalılıkta. Çünkü talep gıdayadır. Yani en büyük talep hepimiz için zorunlu olan ana girdi. Evet. Bu tüfe değişim grafiği hani rakamlarla yorulmadan görmek için 2018 mor,
geri kırmızı. Baktığımız zaman 2018'e göre son zamanlarda bir düşüş trendine görüyoruz. Girmiş. Bu tabii toplumsal anlamda bir umut verici. Her ne kadar gerçekçi bulmasak da en azından rakamların psikolojisi bakımından iyi. Devam edelim. Maliye Bakanımız en düşük enflasyonu yakaladık diye bir açıklamayı yaptı. Şunu demedi. Enflasyonumuz %17 iyi bir şeydir, orandır. Düşürdük demedi. %17'yi 3 yılın en düşük oranı olarak niteledi. Bu da bir psikolojik açıklamadır. Hmm. Yani son 3 yılın 20'ler var, 16 en düşüğünü yakaladık. İyi, bu güzel bir şey. Ama %17 yüksek midir, değil midir? Öyle bir açıklamada kendisinden beklerdik. Beklerdik. TÜFE'de son 3 yılın en düşüğünü yakaladık. Tabii ÜFE'yi pek konuşmuyoruz biz, bir de üreticinin maliyeti de. O zaten hep şu anda... Şu anda bile o oynanan rakamlara rağmen çok yüksek değil mi aslında? Evet. Ki reel sektörün iki tane korkulu rüyası deyim yerindeyse. Bir tanesi kur oldu son birkaç yılda. İkincisi de galiba enflasyon rakamları. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark reel sektörün zararıdır. Fiyatlara yansıtması gereken rakamdır. Dolayısıyla korkulu rüyası olması fiyatları da yansıtamıyor. Yansıtsa bu sefer talebi düşürüyor. Onun için ÜFE'nin TÜFE'den yüksek olması... Ekonomik anlamda ciddi bir kriz ve sıkıntı. Tabii kamu burada önemli rol oynar aslında. Bunu niye koyduk? Bu çözümü belki anlatacaksınız, bilmiyorum. Siz Cumhurbaşkanı kararını, yani bu programı, ekonomik programı haftaya anlatmaya başladığımızda hedefler var, özelleştirme. 17 yılda ne olmuşu da hatırlatmakta yarar var. Şimdi 17 yıllık bir şeyde, iktidar döneminde özelleştirilmeyen varlık kalmadı. Hemen hemen tüm stratejik kurumlar, kuruluşlar özelleştirildi. Toplam havuza giren 62 milyar dolar. Daha önce de 8 milyar dolar vardı. Yani havuzda özelleştirilen varlıklarımızın havuzdaki ifadesi 70 milyar dolar. Aslına baktığınızda 500 milyar dolar borcunuz var. 8 milyar dolar gayri safi hasılanız var, milli hasılanız var. Karşısında 70 milyar özelleştirmene kadar küçük kalıyor değil mi? Hiç. Ve peki, varlık kalmadı. Peki bu kurumlar harekete geçseydi, yarım kat, bir kat daha büyütülerek ya da yenileri eklenerek devam etseydi kazancı ne olurdu Türkiye'nin? Bence bunlar milli olarak kalmalıydı. Evet, o zaman 62 milyar dolarımız olmayacaktı. Belki borcumuz 562 milyar dolar ya da 600 milyar dolar olacaktı. Ama bunların yaratacağı katma değer gayri safi milli hasılamızı işte 850 milyara artıracaktı. Buradaki bu çok mesele. Önemli. Bence çok önemli. Önümüzdeki süreçte... Son 20 yılın bir özetini yaptınız sanıyorum. Önümüzdeki süreçte bu özelleştirme politikasının yeniden değerlendirilmesi lazım. Bir özet yaptık ki Cumhurbaşkanı ekonomik kararının daha irdelenmesi için hatırlatma. Şimdi devam edelim. Şimdi gelen grafik önemli. Bu birkaç aydır özellikle bu merkezlerden gelen olumlu veriler, hatta şu cümlelerle ifade ediliyor Sayın Pamukoğlu. Fitch ya da buna bağlı işte uluslararası reyting kuruluşları dediğimiz yerlerin ekonomistleri Türkiye beklemediğimiz ölçüde kur saldırısını bertaraf etti. Yani mealen söylüyorum ve yine beklemediğimiz ölçüde dinamiklerini işletmeyi başardı şeklinde gelen açıklamaların peşine geldi bu görünümler. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bunlar bizatihi bunların ekonomistleri tarafından dile getirildi. Evet, şimdi zaten ne demişler o da var. Bu notlara baktığımız zaman kırmızıları görüyorsunuz. Notumuz BB eksi. Yani C'ye çok yakın durumdayız. Zaten yatırım yapılamaz. Yapılamaz demek. Bunu değiştirmedi hiç. Diyor ki Türkiye'de yatırım yapılamaz. Ancak görünüm. Görünüm ne? İşte ekonomik gelişmeler artı eksi havası nasıl anlamındaki görünüm tanımında dedi ki ben daha önce negatiftim. Biraz olumsuzdum. Şimdi duragana çevirdim. Bakayım noktasına geldim. Bunu bir benzetme yaparsak öğrencinin karnesi var. Hatırlarsınız karnede notlar vardır. Bir de öğretmen kanaati vardır. Hal ve gidiş derdik. Notlar kötü.
Zayıf çok. Orada hal ve gidiş eskiden kötüydü. Şimdi hoca dedi ki hal ve gidişte iyileşme var. Bir toparlanma. Bu yaramazlıklar sayısı azalmış. He, onu anlayacağım. Onu ifade ediyor. Peki devam edelim. Bir tane daha var galiba. Şimdi negatiften Duraganer bunu söyledik. Geçelim bunu. Devam edelim. Diyor ki bakın bu çok önemli. Cümle cümle değerlendirmek lazım. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği. Dengeleme konusunda reklama mı giriyoruz? İstersen bir araya gidelim. Sonra... Sözünüzü de kesmeyelim. Tamam. Bir hızlıca reklam arasına gidelim. Üzerine devam edeceğiz. Günaydın Türkiye devam ediyor ve Mustafa Pamukoğlu'yla da önümüzdeki sürecin ekonomik hedeflerinin bir başlıklarını izlemeyi sürdürüyoruz. Cümle cümle değerlendirmek gerekir dediniz. Bir reklama gittik. Lütfen devam edelim. Aynen. Şimdi diyor ki uzmanlar ya sizin ülkede yatırım yapılamaz. Ama Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği. Şimdi sana soruyorum. Dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini ne anlıyorsun? Ya muhtemelen bu yeni enflasyon verileri, işte şoklara karşı kurun çok yüksek artmayışı gibi bir takım şeyleri dengelemiş gibi. Yani ekonomide bir işte aşırı oynaklığın yüksek, kalmadığı, düşük oranların olmadığı bir dengeleme konusunda işte enflasyon oranlarıyla faizler, kurlar birbirine yakın bir dengeleme içerisinde ilerleme kaydediyor. Yani dengelenmiş demiyor. Bu rahatlatmalara gerekçe olarak da cari işlemler dengesinin iyileşmesi gösteriliyor. Cari işlemler dengesinin iyileşmesi ithalatın düşmesindendir, cari açığın azalması. Dolayısıyla cari işlemler dengesinin iyileşmesi kavramı bence yanlış. Cari işlemlerin daralması bir neticedir ama iyileşmesi ithalattan yani küçülmeden kaynaklandığı için. Döviz rezervlerinin artması bu bence yanlış bir şey. Merkez Bankası döviz rezervleri yeterli değil. Döviz mevduatı, kişilere bağlı döviz mevduatı da yerinde duruyor. Ekonomik büyümenin devam etmesi. 3 çeyrektir küçülüyoruz. Ekonomik büyüme ile ilgili neden böyle bir gerekçe var? Enflasyonun düşmesi. Evet, enflasyon nispi olarak düşüyor. Faiz oranlarının aşağı çekilmesi. Diyor ki faiz oranlarının aşağı çektiğin halde döviz artmadı. Ben onu geçen yazdım. Yani faiz oranları düştüğü halde neden dolar döviz kurları artmadı ona işaret ediyor. Yani diyor ki bakıyorum da iyisiniz demektir. Devam edelim. Bu arada bir işte şey sorusu var. Siz bunu da isterseniz değerlendirin lütfen. Şimdi bu kredi derecelendirme kuruluşları var ya çok kötü not veriyorlar. Biraz böyle işte iyi şey gösteriyorlar. Ondan sonra bir de uyarıyorlar. Bak ha işte jeopolitik riskler. Türkiye'nin notu üzerinde etkisinin devam ettiğini söylüyor. Yani diyor bak Suriye'de, Moray'da olaylar var, bunun etkisi devam ediyor. Askeri operasyon eğer genişlerse diyor, ciddi başka çatışmalara şey yaparsa dikkat et ha diyor. Ama burada kalırsa aslında bütün bu uyarılar bir anlamda da dış politikayı sınırlama ya da mesaj verme anlamı içeriyor. Siyasi aktörler, dinamikler var, daha ön planda. Siyasi etkiler de var. Dolayısıyla bu uluslararası ilişkilerin bizim ekonomi gelişmelere etkisi olduğunu dikkat ifade ediyor. Yoruyor. Peki başta Fitch olmak üzere yatırım yapılamaz ülkeyiz. Yani temel sorunlardan bir tanesi ya da soru işaretlerinden ya da tartışmalardan biri. Ona rağmen bir Alman otomotiv devi Manisa'da yatırım yapma kararı alabiliyor. Ama erteledi. Yani şeyi bir gerekçe gösterdi Barış Pınar harekatını falan ama yani yeniden Bulgaristan mı Türkiye mi gideceği yer belli Türkiye. Yani yatırım yapılamaz denilirken Türkiye'de neden yatırım yapılamaz diye kendilerine böyle bir not belirliyorlar. Türkiye'de hukuk sistemi güvence vermiyor yabancıya diyor bunlar.
İki, işte oynaklık var. Kurlar oynar, sen hesap kitap yapamazsın. Üç, yüksek enflasyon. Dört şu, beş bu. Fakat Türkiye'de yatırım yapılabilirliğin en önemli şeyi ne, gerekçesi ne? Ucuz işçilik. Sizin 7 milyon işsiziniz var. Yani yurt dışından gelecek yatırımcılar bizim ucuz işçiliğimize güveniyor. Dolayısıyla o anlamda Türkiye yatırım yapılabilir bir ülkedir. Yatırım yapılamaz, işte borç bulamaz, kaynak bulamaz, hukuktur, şudur budur. O anlamda bir de montaj, yani üretmiyor, yani üretecek üretim hattı kurmuyor. Bu, yani Bursa'dakilerin bir benzeri kurulacak. Benzeri, evet. Bu anlamda çok büyütmemek lazım. Peki, devam edelim. Sanıyorum ihracat rakamlarını göreceğiz, evet. Galiba. Devam edelim lütfen. Devam edelim arkadaşlar. İhracat rakamlarımız açıklandı. 149 milyar dolar. 9 ayda, Ekim ayında, 10 ayda yaptığımız ihracat. 149 milyar. Tabii bu yeterli midir? Az mıdır, çok mudur tartışmasına girdiğimiz zaman Türkiye hiçbir şekilde 150 milyar dolar bandının eşiğini aşamıyor. Halbuki Türkiye 200 milyar dolarları bulması lazım. Ki hedefleme oydu zaten. Tabii hedef 500 milyar dolar 2023'te. 3 yıl kaldı. Dolayısıyla 150 milyar dolar bizim ülkemizin zenginleşmesi ve gelişmesi için yeterli değil. Devam edelim. İhracatımız birinci sırada Almanya, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Irak. Değişmiş sıra. Ama Almanya yine birinci. Geçelim. Devam edelim. İthalatımız en fazla ithalat Rusya'dan. Doğalgaz kaleminden dolayı. Evet. Ve Almanya. Evet. Bu sıra değişmiyor. Değişmiyor. Çözüm ortaklarımız 3 ülke, önemli 3 ülke, devam ediyor. Devam edelim. İthalatımız 172 milyar dolar. 200 milyar dolarlardan düşmüş. Yani bunun anlamı ne? Ülke büyümüyor. Zaten küçülme hedeflerinden de, küçülme rakamlarından da bunu alıyoruz. 172 milyar dolar ithalat ve dış ticaret açığı da 23 milyara düşmüş. Dış ticaret açığının küçük olması, düşmesi çok iyi bir şey. Ama neden düşüyor? İhracatın artmasından mı, ithalatın azalmasından mı? Bu itibarla şu anda Türkiye küçülme döneminde, resesyon döneminde olduğu için dış ticaret açığı da azalıyor. Devam edelim. Burası önemli. Hazinenin para toplama kalemleri. İşte enflasyonla bağlantı kurarsak %16 enflasyon. Aslında enflasyon %23, yani bu rakama devlet baktım. Yok, %23'tür senin diyor. Ben %23 değerlemeyle bütün vergileri, harçları arttırıyorum diyor. Ki bu oran ortalama oran, kimilerinde iki katına yansıyan vergi artışını göreceğiz. Dolayısıyla bu oranı bir enflasyon oranı olarak almak mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Devam edelim. İşte hani zurnanın ne noktası derler, tam orası yani galiba. Bu niye böyle yapıldı? Neden? Yani süte varıncaya kadar bir de. Yani insanın canı acıyor. Evet, bu temel sorun. Toprak mahsulleri olsun, sınırsız ithalat, yani ihalesiz, rahat, hızlı ithalat yapma yetkisi verilmesi demek. Zaten her şeyi ithal eden, tarım ürünlerini ithal eden, dünyayı doyuran 7 ülkeden biri olan Türkiye'ye yakışmıyor. Her şeyi ithal etmeye yol açacak. Efendim gerekçe de işte ihale mevzuatı, bürokrasi, çok formalite var, zaman kaybediyoruz, ithalat yapamıyoruz. İthalat yapamayınca piyasaya mal girmiyor, piyasaya mal girmeyince fiyatlar dengeleyemiyorsunuz. Bu yanlış bir şey ve sebebi de tarım politikamızın olmaması, tarıma önem vermememiz. Evet, yine eleştirilen bir diğer başlık vergi yasası meselesi. Bir sonraki sayfamız lütfen. Çok kazanandan çok vergi gibi bir başlıkla kamuoyuna yansıdı ama az kazanandan az vergiyi hala duyamadık. Bilmiyorum nasıl göreceksiniz. Değişelim lütfen bir sonraki sayfa. Şimdi temel olarak neler getiriyor? Bu izleyicilerimiz için yeterli, çok detaya
girmemek açısından. Şimdi serbest meslek kazançları telif kazancı olanlar için önemli. Belli bir istisna vardı. Beyanname vermiyordu. Fakat şimdi belli tutarı aşanlar için ücret gelirleri ve serbest meslek kazançları için beyanname geliyor. Yani beyanname usulü artık gelecek. Çalışanlara verilen toplu ulaşım kartı bilet diğer geçmiyor. Bir önceki sayfa lütfen. İstisna kapsamına alınıyor. Her şey istisna kapsamına. Yani burada diyebilirsin ki benim ücretimde bir artış olacak galiba. Ama tabii bunu işveren veriyorsa, size bir kolaylık yapıyorsa, istisna da oluyorsa rahatlıkla verecek. Bu olumlu ama bir şey. Bizim ülkemizdeki genel şey zaten aldığın ücretin içine her şey yedirilir. Her şey yedirilir. Net ücret. Onun için bir artış söz konusu artış olmaz. Olur mu olmaz mı? Tabii. Spor hakemlerine ödenen ücretlerde uygulanan istisna kaldı. Bu iyi bir şey. Yani eşitsizlik ilkesiydi. Sporculara ödenen ücretler için gelir vergisi beyan stopaj yapılıyor. Bu uzun yıllardır tartışılır. Çok o kadar yüksek. Yabancılar maalesef hiçbir şekilde vergi vermiyorlardı. O kesintiyi de zaten kulüpler karşılıyordu. Ama burada 1-1-2020'den önce transfer olanlar kapsamda değil. He, o tarih yani. Hemen giden sözleşmeler yapılır. O vergileri alamayacak. Geri vergisine %40 oranında bir tarife ekleniyor. Değerli konutlara değerli konut vergisi geliyor. Artık düşük konut şeyi dönemi... Bu tabii zengin için önemli. Zengin sen için, benim tamam. için değil. Yani doğru. Değerli konut nedir? Değerli konut 1 milyon dolar değeri olan evler konutlardır. Devam değerli edelim. Konut vergisi. Konaklama hizmeti ve bu hizmete bağlı olarak verilen tüm hizmetlere konaklama vergisi geliyor. Önce işletmelere kanun teklifi öyleydi. Hasılatın %2'siydi. Yani siz otel sahibisiniz, cironuz 100 lira, 2 lirasını konaklama vergisi olarak verecektiniz. Komisyonda bu değiştirildi. Ben müşteri olarak sizin otelinize geldiğimde 6-18 lira arasında konaklama vergisi. Yani siz bizim grubu diyelim ki Ulusal Kanal Aydınlık bir yere eğitime götürdünüz bir otele. Her birimiz için 18 lira ödeyeceksiniz. Evet. Kaç 10 kişi gidiyorsa 180 lira. Fiyat 100 kişi gidiyorsa 2 gibi falan. Evet. Yani değil mi biraz buralara? Bu tabii müşteriye, turiste ek külfet getirmiş oluyor. Kambiyo satışlarında uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 1'den binde 2'ye çıkartılıyor. Bu çok önemli. Döviz satışlarını engellemek, döviz spekülasyonunu engellemek, döviz satışlarını caydırmak anlamında bir vergi demektir bu. Ama nasıl bir sonuç çıkar? Şimdi döviz mevduatı uyuyor. Hiç kimse çıkmıyor döviz pozisyonunda. Enteresan bir şekilde. Doğru. Hiç kimse güvenmiyor. Ne satıyor, ne alıyor orada fark bırakıyor. Etmiş. Vergi teşvikleri geliyor. Düzgün ödeme yapanlara indirim ve vergi cezaları her aşamasında uygulanacak indirimler sağlanıyor. Bu tabii önemli. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmeden önce çok tartışılmıştı. Ben de bu tartışmanın bir tarafında kanunla düzenlenmesi gereken vergi oranlarının düzenleme, artırma, azaltma yetkisinin başkana, Cumhurbaşkanına geçeceği konusunda kaygılarımı ifade etmiştim. Onlardan biri galiba. Onlardan biri, evet. Yani dijital vergi geliyor bu KOBİ'ler için yine ciddi. Dijital vergisi olumlu. Çünkü yabancılar geliyor burada dijital anlamda her türlü hizmeti veriyor. Vergi ödemeden ülkemizden gidiyor. Yerli yabancı kim dijital üzerinden hizmet veriyorsa dijital vergisi ödeyecek. Bence bu tasarının, yasanın en önemli olumlu yönlerinden biri. Çeşitli usul değişiklikleri yapıyor. Baktığımız zaman içinde olumluluklar içeren, vergide eşitlik, adalet duygusunu da barındıran, o hedefi taşıyan, ancak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı sağlayıcı bir kanun teklifi değil. Değil. Devam edelim. Evet, hızlıca. Ücret bu gelirlerinin vergi dışı tarifesi. Zaten bir matematik olsun diye görsün, anladım. Evet. Devam edelim yine. Sanıyorum ikinci tablosu da yansıyacak. Bu ücretlerin geri vergisi evet. tarifesi. Yani, son iki tablomuz kaldı. Onları da görelim. Evet. Ve bir sonraki. Ha, biz özetle bunu görüyorsunuz. Vergi sistemimiz adalet sağlıyor mu? Şimdi bakın. 837 bin kurumlar vergisi mükellefinden 6 bini vergi ödüyor. Yani işte her şey ortada aslında. Kurumlar vergisinin hasılatı oranı, gayri safi yurt dışı hasılatı oranı %2.
1.7. Böyle bir şey olabilir mi? %60'ı zarar beyan ediyor bunların da. %60'ı zarar beyan ediyor. Kurumlar vergisi ödeyen mükellefler çalıştırdık elemanların gelir vergisinden daha az veriyor diyor. Yani senden daha az veriyor. Daha evet. Türkiye'de toplanan 100 TL verginin 21 TL'si gelir vergisini oluşturuyor. Gerisi dolaylı dolar, vergi. Dolar, evet. Gelir vergisi, 21 lira var ya. Evet. 14 onu, lirasını sen ben ödüyorsun. Ben ödüyoruz. Daha doğrusu sen ödüyorsun. Türkiye'de toplanan 100 TL verginin %60-70'si dolaylı vergiler, KDV, ÖTV gibi. Evet, bir Türkiye tablosu. Vergiler. Son tablomuzu da verelim. Bu haftanın seçtiğim çarpıcı rakamları. Hollanda'nın hazır giyim yıllık ithalatı yaklaşık 16 milyar dolar. Türkiye'nin Hollanda'ya hazır giyim ihracat rakamı 1 milyar dolar. Bu çok düşük. Yani bizim hazır giyim, otomotiv, hazır giyim, kimyevi ürünler ihracatımız ilk 3 sırayı alıyor. Hazır giyimi artırmamız lazım. Evet. Şu 1 milyar dolar çok Hollanda, çok üstelik Türkler de çok yaşıyor. Ki 2000'lerde efsaneydi. Evet. Hatırlarsak. Bu 16 milyarın büyük bir bölümünü Türkiye alması lazım. Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşımış, 1.4 milyar TL gelir elde etmiş. Yani hazır giyim ihracatından daha yüksek. Ya yorumlarsak iyi mi kötü mü güzel o tartışılır. Mi? Tartışmak lazım. ABD'nin petrol yatırımları İran ekonomisini burada enflasyon %42'ye çıktı. İran'ın şu anda ekonomisi oradan gelen mağaza sahipleri, iş adamlarıyla konuşuyoruz. İran ekonomisi şu anda piyasası son derece kötü durumda. Kötü. Ve bizim bir imece çağrımız vardı. Ay başında 3'te 2'lik kısmı tamamlandı ama 12 Kasım'a kadar da alınmış bir süre var. Bu çerçevede de bir çağrı alarak yayınımızı tamamlayalım. Buyurun efendim. Tabii Görev Vakfı olarak biz Görev Medya'nın sahibiyiz. Yani de Görev Vakfı Başkanı olarak geçen yine bu ulusal kanal ekranlarında seslenmiştim. Biz çok önemli görevler yapıyoruz. Gerçekten Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, Ulusal Radyo, Dijital Kağıt, her ortamda çok iyi görevler yapıyoruz. Patronsuz medyayız. Patronsuz medya olduğumuz için bizim ortaklarımız kim? Halk. Bizi destekleyenler, bu vatan savaşında bize yol verenler, görev verenler. Biz görevliyiz, onlar da görevli. Dolayısıyla Ulusal Kanal en önemli girdisi, en önemli borcu. O olmazsa, o ödenmezse yayını duracak olan TürkSat ödemesi bize sıkıntı veriyor. Dijitürk'te değiliz ki bol bol reklam alalım. Haksız rekabet içerisindeyiz. Dolayısıyla bu vesileyle yine destekçilerimize diyoruz ki 12 Kasım'a kadar şu 3'te 1'i de tamamlayalım. TürkSat borcunu ödeyelim. Biz görevliyiz, siz de görevlisiniz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte Sayın Görev Vakfı Başkanı'yla vedamızı yapacağız. Sevgili Anıl, kamera ve jimjipin arkasında tek kişilik bir ordu stüdyomuzda yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarım. Sevgili Burcu ve Gizem, yine rejide yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarım. Burak Dıvarcı ile hazırladık. Ali Şirvan Atça yönetti. Yarın aynı saatte, haftaya salıda Mustafa Pamukoğlu ile yeniden buluşuncaya dek. Efendim, duymak istedikleriniz için değil, gerçekler için buradayız. Görüşünceye dek hoşça kalın.